Verilen parçada iletişimin bize verilen temel öğelerinden hangilerine örnek bulunmaktadır? İletişimin temel öğeleri vardır. İnsanlar arasında tam bir iletişimden söz edebilmemiz için bu temel öğelerin gerçekleşmesi önemlidir. İletişimin temel öğeleri şunlardır denilmiş. E, temel ögelere bağlı olarak e, metne bakacak olursak, iş hayatı ile ilgili sorunlar yaşayan Mehtap, süreci bu şekilde sürdüremeyeceğinin farkındaydı. Yol ayrımında olduğu ve karar vermesi gerektiğini düşündü. Sabah olup işe gittiğinde zihninden söyleyeceklerini topladı ve patronun karşısına çıktı. Üzgün bir ses tonu ve beden diliyle konuşmaya başladı. İş hayatı ile ilgili sorunlarının neler olduğunu en ince ayrıntısına kadar anlattı. Anlattıkça içindeki sıkıntı bedenine çöktü ve ağlamaya başladı. Yaklaşık 25 dakika konuşan Mehtap sözünü tamamlar tamamlamaz patronun odasını terk etti. Bize verilen parçaya baktığımızda e, burada kaynak Mehtap'tır. Çünkü sorunları o dile getiriyor. Alıcı da patrondur. Çünkü dinleyici konumundadır. Kanal yapmış oldukları konuşmadır. İleti ise iş e, iş hayatıyla ilgili sorunlardır. Fakat geri bildirimle ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Çünkü e, iletiye alıcı yani e, patron tarafından verilen bir e, yanıt yoktur. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. Aşağıdakilerin hangisinde verilen örneklerin ilgili olduğu iletişim türleri doğru eşleştirilmiştir? İletişimi anlamlandırma sürecine katkı sağlayan türleri vardır. Bunlar sözlü, sözsüz ve yazılı olmak üzere üç ayrılır. Sözlü iletişim en yaygın olandır ve insanların ortak dil kullanarak yüz yüze görüşmeleri, telefonda görüşmeleri buna örnek gösterilebilir. Sözsüz iletişimde ise iletişim kurabilmek için ortak dil şart değildir. Jest ve mimikler kullanılarak beden dili ile alıcıya mesaj verilir. Yazılı iletişim ise yazılı, yazı dili kullanılarak gerçekleştirilen iletişimdir. Telefonla gönderilen bir yazılı mesaj, mektuplar, gazeteler buna örnek olarak verilebilir. Bize verilen metne bağlı olarak iletişim türlerine örneklere bakacak olursak, Umut Alp'in teyzesi Songül'e karnının acıktığını söylemesi burada bir söyleme söz konusudur ki söyleme bağlı olarak sözlü iletişimden bahsedilebilir. Farkta bir arkadaşı ile karşılaşan Meyra'nın ona gülümsemesi, burada bir şey söylemeden gülümsemede bulunması sözsüz iletişime örnektir. Yeşim Hanım'ın eşine akşam sinemaya gidelim mi şeklinde mesaj atması burada yazılı iletişime örnek gösterilebilir. Yapmış olduğumuz eşleştirmeye bağlı olarak doğru cevap A seçeneği işaretlenebilir. Buna göre bize verilen örneklerin ilgili olduğu iletişim türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Sendili olumsuz bir iletişim türüdür. Konuşmalar kişiyle hedef alır. Alıcıya kendi ile ilgili mesajlar verilir. Kişi konuşmaktan kaçınır. Çekingen bireyler yaratır. Kişi kendini sıkıştırılmış hisseder. Bize verilen sendeli ile ilgili açıklamalara baktığımızda e, çok dikkatsizsin ve ne kadar da kabasın açıklamaları e, sendiline örnektir. Çünkü bu açıklamalarda Suçlayıcılık ve yargılayıcılık söz konusudur. Ben dili olumlu bir iletişim türüdür. Konuşmalar davranışı hedef alır. Kişiyi savunmaya itmez. Kişi konuşmaya istekli olur. Girişken bireyler yaratır. Yakınlığı arttırıcı, anlaşmazlığı azaltıcıdır. Bize verilen ben dili ile ilgili açıklamalara baktığımızda kırılıyorum ve incinmiş hissediyorum açıklamaları ben diline örnektir. Çünkü bu açıklamalar bireyin duygularını olumlu şekilde yansıttığı açıklamalardır. Bu yüzden eşleştirmelere baktığımızda doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Verilen akıllı işaretlerin anlamları aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Akıllı işaretler televizyon yayınlarının içeriğiyle ilgili bilgilendirici bir sınıflandırma sistemidir. Bu sistem çocukları televizyon yayınlarının olası zararlarından korumak için anne ve babalara yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Açıklamaya bağlı olarak akıllı işaretlere bakacak olursak İlk işaret genel izleyici kitlesini yansıtmaktadır. Bu programın herkes tarafından izlenebileceğini yansıtır. İkinci işaret ise olumsuz örnek oluşturabilecek davranışları içeren programlara gelen işarettir. Üçüncü işaret ise 18 yaş ve üzeri izleyicilerin izlemesi gereken programı yansıtmaktadır. Yapmış olduğumuz eşleştirmeye bağlı olarak doğru cevap A seçeneği işaretlenebilir. diyalogların ilgili olduğu çatışma çözme yöntemleri aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Toplumda farklı insanlarla tanışırız ve iletişim kurarız. İletişim sırasında farklı sebeplerden dolayı çatışma yaşayabiliriz. Çatışma çoğunlukla insanların birbirini dinlememeleri ya da yanlış anlamalarından kaynaklanır. Çatışmayı çözme davranışları kaçınma, yıkıcı tepkiler ve yapıcı tepkiler olmak üzere üçe ayrılır. Yapmış olduğumuz açıklamaya bağlı olarak diyaloglara bakacak olursak Maçta ayağıma girişin olumsuz sonuçlar ortaya çıkarabilirdi. Ucuz kurtuldum. Onu bırak da sen biz sizi nasıl yendik ona bak. Bize verilen birinci diyalogda kaçınma durumu vardır. Çünkü özellikle kaçınma, görmezlikten gelme, sorunlardan kaçma yokmuş gibi davranma durumudur. Yaren ile yaşamış olduğum problemi çözmek için nasıl bir adım attın? O benim oyuncağımı kırınca ben de onun saçını çekip kolunu ısırdım diyaloğunda. Yıkıcı bir tepki vardır. Çünkü yıkıcı tepkilerde vurma, küfretme, tehdit etme, şikayet etme gibi durumlar yansıtılır. Ee, akşam yürüyüşe çıkmak istiyorum ama sen bana eşlik etmiyorsun. Ayağımdaki ağrı nedeniyle bu konuda beni anlayışla karşılamanı istiyorum denmiş. Üçüncü diyalogda burada da yapıcı bir tepki söz konusudur. Çünkü yapıcı tepkilerde özellikle konuşma, anlama, empati kurma, ortak sorunları her iki tarafında yararına çözme gibi davranışlar söz konusudur. Yapmış olduğumuz açıklamalara bağlı olarak da doğru cevap A seçeneği işaretlenebilir. Verilen haberde medya organları aşağıdaki sorumluluklardan hangisini ihlal etmiştir? Ordu'nun Kumru ilçesinde 10 Nisan 2020 tarihinde 4.2 şiddetinde hafif bir deprem yaşandı. Gece geç saatlerde yaşanan depremin ardından bazı haber sitelerinden yayınlanan yıkılmış ev fotoğraflarını gören ve Kumuda akrabaları olan diğer şehirlerdeki insanlar paniğe kapıldı. Akrabalarına ulaşmaya çalışanların oluşturduğu yoğunluk kısa sürede telefon hatlarının kilitlenmesine neden oldu. Bir süre sonra fotoğrafların geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen Elazığ depremine ait görüntüler olduğu ve Kumuda yıkılan bir ev veya ölen bir vatandaş olmadığı ortaya çıktı. Bize verilen açıklamaya baktığımızda e, haber ajanslarının depremle alakalı hatalı haber yapmasından, doğru haber yapmamasından bahsedilmektedir ki buna bağlı olarak doğru bilgi verme sorumluluğu tam olarak yerine getirilmemiştir. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Bu metinde aşağıdaki hak ve özgürlüklerin hangisinden bahsedilmemiştir? Basın hürriyetinin en önemli yönlerinden biri de kamuoyu oluşturmadaki etkisidir. Basının susturulduğu toplumlarda halk doğru bilgi alamadığı için doğru kamuoyu da ulaşamaz. Çünkü basın hürriyeti yalnızca kişilerin düşüncelerini serbestçe ifade edebilme özgürlüğünü içermez. Bunun yanında kişilere haber, düşünce ve bilgilere ulaşma hakkı da verir. Bize verilen açıklamalara baktığımızda e, anayasamızın 28. maddesinde bulunan basın özgürlüğünden bahsedilmektedir. Çünkü basın hürriyetinin kamuoyu oluşturduğu yansıtılmaktadır. Yine anayasamızın 25. maddesinde yer alan düşünce hürriyetine vurgu yapılmıştır ve özellikle doğru haber alma hakkından da Bahsedilmiştir ki doğru haber alınamadığında kamuoyunun da doğru oluşmadığı yansıtılmıştır. Fakat bize anayasamızda güvence altına alınan 20. maddedeki özel hayatın gizliliği ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Buna göre sosyal medya ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Çok yakın zamana kadar insanlar yüz yüze iletişimi, televizyonu, radyoyu sinemayı kullanmakta ve sadece bilgisayar aracılığı ile genel ağa girebilmekteydi. Günümüzde cep telefonu ve tablet gibi teknolojik araçlarla da mekan sınırlaması olmadan genel ağa bağlanabilmektedir. İşte bu gelişmeler sosyal medya diye adlandırılan medya türünü ortaya çıkarmıştır. Uluslararası bir araştırma şirketinin insanların sosyal medyada vakit geçirme gerekçeleri ile ilgili yaptığı anket sonuçları aşağıda verilmiştir. Bize verilen anket sonuçları ve açıklamaya baktığımızda e, sosyal medya ile ilgili olarak genel ağ her yerden bağlanabilme sonucu ortaya çıkmıştır. E, özellikle cep telefonu ve tablet gibi teknolojik araçlarla mekan sınırlaması ortadan kalkmıştır. Sosyal medya kullanıcıları çeşitli şekillerde paylaşımlar yapmaktadır. Açıklaması yapılabilir çünkü e, başkalarıyla fotoğraf veya video paylaşımı ya da günlük hayattaki detayların paylaşılması söz konusudur. E, i̇nsanlar en çok aile ve arkadaşlar için sosyal medyayı kullanmaktadır. Açıklaması da yapılabilir çünkü grafiğe baktığımızda %55'lik bir oranda sosyal medyada vakit geçirmek gerekçesi yansıtılmıştır. Fakat insanlar zamanlarının önemli bir kısmını sosyal medyada geçirmektedir açıklaması, bize verilen açıklama ve grafikten e, ulaşılamaz. Çünkü kullanım süresi ile ilgili bir bilgi yoktur. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. Bu parçaya göre sosyal medya ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Sosyal medyada geçirilen fazla zaman ailelerin sohbet etme, birbirleriyle paylaşımda bulunma alışkanlıklarını da yok etmektedir. Sosyal medyanın oluşturduğu sosyal insanlarla birlikte özellikle dil bilgisi anlamında dil tahribatı ortaya çıkmaktadır. Sosyal medya ile ilgili başka bir sorun da gelenek ve göreneklerin unutulmaya başlamasıdır. Dini ve milli bayramlarda, doğum günlerinde ya da ölümlerde insanlara hal hatır sorulur, aile büyüklerine yapılan ziyaretlerde onlarla muhabbet edilirdi. Böylece insanlar arasında samimi bir ortam oluşurdu. Artık özel günlerde insanlar birbirlerini arayıp hal hatır sormak ya da birbirlerini ziyaret etmek yerine gelen bildirimlerin altına not yazmakta, sayfasından konu ile ilgili mesaj yayınlamakta ya da yayınlanan bir gönderinin altına yorum yazmaktadır. Bize verilen sosyal medya ile ilgili açıklamalara baktığımızda insanların dil bilgilerinin artmasını sağlamıştır açıklaması yapılamaz. Aksine dil tahribatına sebebiyet vermiştir. İnsanların birbirleriyle olan paylaşımlarını arttırmıştır açıklaması yapılamaz. Çünkü insanlar arasındaki bağı yavaş yavaş azaltmaya başlamıştır. Bayramlarda insanlar arasında samimi bir ortam oluşturmuştur açıklaması yine yapılamaz. Çünkü özellikle ziyarete gidilmemesi insanların birbirinden uzaklaşmasına sebebiyet vermektedir. Fakat kültürel değerlerin değişmesine neden olmuştur açıklaması yapılabilir. Çünkü bayram ziyaretleri, doğum günleri kutlamaları gibi insanların bir araya geldiği zamanlar yavaş yavaş yok olmaktadır. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir.